Lider Haber ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Zehra Tekeci. Gençlerin gündeme yön verdiği, alanında uzman ve örnek isimlerin sizlerle buluştuğu Genç Kuşak başlıyor. Gençlerle genç kalan, gündeme ilişkin konuları genç bakış açısıyla değerlendiren, gençlerin hayatına yön veren Genç Kuşak'ta bu hafta diyetisyen Merve Cıkcık bizlerle olacak. Onunla sağlıklı beslenmeyi, kilo alma ve verme süreçlerini, kış beslenmesi ve diyetin püf noktalarını konuşacağız. Ben şimdi hemen konuğuma dönmek istiyorum. Merve, öncelikle hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Öncelikle programda yer aldığın için ve şimdiden sunacağın katkılar için sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü bugün konumuz çok ilgi çekici. Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ederim tekrar. Şimdi şöyle başlayalım istersen. Seni biraz yakından tanıyalım izleyicilerimiz için. Merve Cıkcık kimdir? Kısaca kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki. Ben diyetisyen Merve Cıkcık. Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldum. 24 yaşındayım. Bir süre İstanbul'da okul hayatımı devam ettirdikten sonra asıl memleketim olan Antalya'ya geri döndüm. Şimdi burada çalışmalarını sürdürüyorsun. Aynen, tabii ki burada çalışmalarımı sürdürüyorum. Bildiğiniz gibi bir diyet sürecimiz var biz diyetisyenler olarak. Bunlarla ilgili ki bu artık gerçekten herkesin problemi, mutlaka herkes bir diyet sürecinden geçiyor. Şimdi aslında ben biraz seni konuşmak istiyorum. İşte mesela neden diyetisyenliği tercih ettin? Bu meslekle arandaki bağ, o yolculuk nasıl oldu? Aslında benim tüm meslektaşlarıma kıyasen daha farklı bir hikayem var. Öncelikle diyetisyenlikle başlamamıştım öğretim hayatıma. İç mimarlık okuyordum. Fakat hiç sevdiğim bir alan değildi. Tabii ki benim meslekte en önemlisi severek yapıyor olması. Tabii Çünkü ki hayat boyu devam edecek bir durum. Bu yüzden iç mimarlık okurken bunun ben biraz geç farkına vardım. Bir hekim kızıyım. Bu yüzden 24 sene boyunca zaten sağlığın içindeydim ve çok çok ilgim vardı her zaman sağlığa. Fark ettiğimde sevmediğim iç mimarlığı, dedim ki hayır, ben sağlık bölümü okumak istiyorum. Ve diyetisyenliği o evrede geçiş yaptım İstanbul Haliç Üniversitesi'ne. Diğer meslektaşlarım, yine sınıf arkadaşlarım da. Onlar daha düzenli okuyorlardı işte birinci sınıftan itibaren okudukları için. Ben dönemlerimi farklı alıyordum, yani düzensiz şekilde alıyordum. O yüzden benim için bir tık daha zor oldu diyebilirim. Ama yine zamanla başarıya bitirdim. Başarıya tamamlayıp başladım. Peki diyetisyenlik alanında eğitim süreci nasıl oluyor? Bence okuması çok keyifli bir bölüm. Öncelikle zaten uygulamalı ve teorik dersler olarak ikiye ayrılıyor. Daha teorik olarak ağırlıklı, biyoloji ağırlıklı bir bölüm. Okumayı, öğrenmeyi, sürekli kendini geliştirmeyi seven arkadaşlarıma kesinlikle önerdiğim de bir bölüm açıkçası. Uygulamalı bölüm, yani uygulamalı ders kısmında şöyle oluyor. Beslenme laboratuvarlarımız vardı bizim. Orada daha tariflerimizi geliştirebileceğimiz, daha yemek yapabileceğimiz bir ders alanı açıkçası. Keyifli görünüyor. Çok keyifli, evet, gerçekten çok keyifli. Bir de işte besin kimyası bu dönem dönem bir iki şeklinde devam ediyor. Bu şekilde uygulamalı derslerimiz. Dördüncü sınıfta da bir staj sürecimiz oldu bir sene boyunca. Hı hı. Böyle, yani ders içeriklerimiz gayet biyoloji ağırlıklı, teorik. Öncesinde teorikle başlıyor, sonra uygulamaya geçiyor değil mi? Yani meslek hayatında yapacağınız şeyler aslında üniversitede biraz başlıyorsunuz. Tabii ki, yani mesela işte klinik beslenme diyelim. Klinik beslenmede biraz daha diyet yazmayı, işte hastaya yaklaşımı, hastalıklarla beslenme konusunu falan, hani bunları öğreniyoruz. Ama ikisi aslında denk gidiyor birbirine. Yani bir uygulamalı dersimizin olduğu dönemde aynı zamanda teorik ders de alıyoruz. Aynı dersin teorini de alıyoruz. Sonrasında o laboratuvar derslerinin biz sınavlarına giriyoruz. Böyle bölümümüz 4 yılda gayet tamamlanıyor. Aynen. Peki bir şey söyledin az önce, danışanlara yaklaşımımız. Diyetisyene giden kişilere gerçekten yaklaşım çok önemli. Yani sanırım alanınızdaki en önemli derslerden biri bu. Çünkü zaman zaman insanların çekindiği, zaman zaman bedensel olarak o rahatsızlıktan dolayı bir sıkıntı haliyle başvurduğu kişiler oluyorsunuz. Sanırım en kritik derslerden biri o. Bence en kritik derslerden biri etik. Etik. Çünkü sağlık bölümü olduğu için kesinlikle sağlığın ön planda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Benim büyüdüğüm ekolde, yani derslerimden, öğretmenlerimden, hocalarımdan, değerli hocalarımdan aldığım eğitimde etik en önemlisiydi.
Danışana yaklaşım tabii ki, ama bu kişisel bir özellik. Yani okul sürecinde, eğitim sürecinde verilmesi gereken en önemli kısım etik kısım. Bunu her çünkü sahada öğrenmek, gibi, evet. Yani sağlık alanında da bir diyetisyen için etik değerler, işte o kişinin yani yaklaşımda aslında en büyük etiği orada görüyoruz. İşte kırmamak, doğru yaklaşım, o psikolojiyi anlamak. Tabii ki. Ya zaten bence her meslek gibi belirli yeteneklerle bu bölümü seçmek gerekiyor. Eğer ikna kabiliyetiniz varsa, kişiye empati duygusu geliştirebiliyorsanız, hani bunlar çok önemli. Çünkü karşınızdaki kişi dönem dönem hepimizin yaşadığı sorunları yaşayarak size müracaat ediyor. Kilo alma, kilo verme, bunlar işte, açıkçası şunu da söyleyeyim bu arada. Diyetisyeni her zaman kilo verme olarak, yani kilo verdirmek isteyen kişi olarak düşünüyorlar. Evet, aslında benim de bir sonraki sorum buydu. Yani bir diyetisyenin diyetisyenliğin ne olduğunu açık açık tanımlamasını istiyorum. Çünkü ben de aynı fikirdeyim. Çok yanlış anlaşılıyor. Evet. Diyetisyene gidiyorsun, kilo vermen gerekiyordur. Bunun için gidiyorsundur gibi. Şimdi şöyle, diyetisyen dediğimiz kişi aslında sağlığı iyileştirmek ve sürdürmek için var olan biri. Yani böyle bir meslek kolu. Ama bence eskiden gelen bir algı, daha yeni yeni mesleğimiz açıkçası daha iyi tanınıyor şu an için. Son zamanlarda özellikle pandemi zamanıyla birlikte sağlığa çünkü ekstra bir ilgi başladı biliyorsunuz. Çok kilo aldık çünkü. Çok kilo aldık o zaman, işte hamur işleri, pizzalar evde. Pideler yaptık. Evet, yani öyle olunca açıkçası biraz daha yükseldi galiba. Aynen ilgi. Biraz daha ilgi yükseldi diyetisyenlere karşı. Ama algıdaki karşı değişiklik nasıl oldu o zaman o ilgiyle birlikte? Sence hala işte zayıflamak için gidiliyor mu var? Nasıl değişti mi? Yok, bence değişti yani pandemiyle birlikte. İnsan, çünkü bizim meslek kolumuz çok fazla. Yani bir mutfakta da diyetisyen çalışıyor, kreşlerde de diyetisyen çalışıyor, hastanelerde de keza diyetisyen çalışıyor ve kendi kliniklerimiz de var. Ama insanlar sadece işte tek bir yerde çalıştığımızı düşünüyorlardı. Bu yüzden sadece kilo vermeyle bağdaştırıyorlardı diye düşünüyorum. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani sağlığın olduğu, insanın olduğu, insanın beraberinde getirdiği, beslenmenin olduğu her yerde diyetisyen var. Ben çok galiba özel klinikler tercih ediliyor. Yani diyetisyenler kendilerine ait yerlerde çalışmayı daha çok tercih ediyorlar. Yine bence bu da yetenekle alakalı bir durum. Çünkü biz tamam, belki aynı bölümden mezun olduğumuz birçok tekrar meslektaşımızla aynı yetenekleri taşımıyor olabiliriz. Aynı dersleri almamıza rağmen, aynı bilgi seviyesine sahip olmamıza rağmen kesinlikle aynı yeteneklerde değiliz. Devlette çalışan veya işte hastanelerde çalışan bir diyetisyenle, işte klinikte çalışan veya mutfakta çalışan diyetisyenlerin yetenekleri birbirinden kesinlikle ayrı. Klinikler peki, biraz daha yoğunluklu yani. Evet, yani çünkü genelde hani özelde daha rahat hani çalışılabildiğini düşünüyorum ben diyetisyenlik alanında. Çünkü birebir danışan, bir de daha sağlıklı hizmet vermek kesinlikle açısından. Çünkü hani diyetisyenlik biraz daha böyle işte gel bir kontrol ol, işte 10 dakika git gibi değil. Kesinlikle yani değil. Yani sürecin takibi, işte devamlılığı, keza danışanın psikolojisinden, işte gerçekten verdiğin program, işte artık uygulamaları yapabilmesi, her şeyi birebir yapıyorsunuz. Tabii ki. O yüzden hani özel klinikleri özellikle söyledim. Peki biraz artık dönelim istersen, insan sağlığı diyoruz, işte doğru beslenme, sağlıklı beslenme diyoruz. Çok önemli diyoruz sağlığımız için doğru beslenme. Peki ne bu sağlıklı beslenme, doğru beslenme denen şey? Aslında sağlıklı beslenme insanın tamamen kendisine bağlı bir şey. Yani burada baz aldığımız kriterler birbirinden yine çok farklı. Yaşınız, cinsiyetiniz, kilonuz, boyunuz, ekonomik şartlarınız, her şey buna dahil edilebilir. Burada sağlıklı beslenmeyi temel hatlarıyla şöyle özetleyebilirim. Tüm besin gruplarından bir tabakta, bir tabak modeli vardır zaten, sağlıklı beslenme tabak modeli vardır. Tüm besin gruplarının o tabak modelinde var olması demektir. Yani biz aynı öğünde hem süt almalıyız, hem tahıl almalıyız, hem karbonhidrat almalıyız gibi. Yani hani özellikle sebze ağırlıklı. Çünkü benim en çok benimsediğim beslenme modelidir Akdeniz tipi beslenme. Evet. Genelde sebze ağırlıklıdır, zeytinyağı genel olarak kullanılır. Bu sağlıklı beslenmenin bence temel yapı taşı. Bir insan eğer sağlıklı beslenmek istiyorsa hayatından paketli gıdaları çıkarmalı, asitli içecekleri çıkarmalı, hayatına egzersiz dahil etmeli, su tüketimini arttırmalı. Yani bunlar sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazları kesinlikle.
Vurgu yaptığın yerde aslında şöyle sormak istiyorum. Yani birçok zararlı şeyi çıkarmalı dedin. Bu noktada biraz öneminden bahsetmek sanırım doğru olur. Yani hayatımıza ne yönde sağlıklı beslenme etki yapıyor? Yani şöyle açıkçası ben burada yiyeceklerimizden çok yemeyeceklerimize değinmek istedim. Çünkü zaten yemeyeceğimiz şeyleri hayatımızdan çıkardığımız zaman kalan grup sağlıklı olan kısım. Bundan bahsediyorum yani. Özellikle son dönemde işte fast food ürünlerinin artması aslında bizi bundan çok uzaklaştırdı. Kesinlikle. Yani hayatta bir şeyler kolaylaştıkça işte o beslenmedeki kolaylıkta kalkıp bir sebze yemeği yapmaktan ya da işte bahsettiğin gibi bir tabakta işte birçok farklı ürünü bir araya getirmek yerine işte telefonu açıp bir yemek siparişi vermek daha kolay oluyor. Tabii sence ki. Bu dönemde de uzaklaştık mı biraz bundan? Bence evet. Ben hala aynı fikirdeyim ama hayat koşturması birazcık bizi hazır şeylere, pratik yiyeceklere yönlendiriyor. Burası doğru. Yalnız burada da sağlıklı alternatifler düşünülebilir. Mesela sağlıksız işte sucuklu işte başka farklı şarküteri ürünleriyle oluşturulan bir tost yerine mesela tam buğday ekmeğini daha peynirli, daha içine yeşillik koyarak daha sağlıklı bir alternatif oluşturulabilir. Çünkü bir de şöyle bir şey var mesela bu tarz ürünleri tükettiğimizde ben kendimden örnek vermem çok daha doğru olur. Daha ağır işte deriz mideme oturdu. Kesinlikle. İşte kendimi çok ağır hissediyorum işte sindiremedim. Ona kaçarken aslında vücut olarak daha bir yoruluyoruz o tarz ürünleri tükettiğimizde. Zaten şöyle bir şey var. Diyet insanlar için bir kısıtlama algısı. Diyet dediğimiz zaman insanlar hemen bir kısıtlanmaktan korkuyor. Bunun sebebi biz tabii ki bir şeylerin yerini değiştiriyoruz. Yani sağlıksız yiyecekler gidiyor, onun yerine biraz daha sağlıklı varsaydığımız yiyecekler geliyor. Ama bence insan şunu düşünmeli öncelikli olarak. Şimdi ben sağlıksız beslenirken yine bir şekilde kısıtlanmıyor muyum? Yani hareket edemiyorum, belki nefes alışverişim daha farklı, belki kendimi daha huzurlu, sağlıklı hissetmiyorum, belki başka hastalıklara yol açıyor bu durum. Yani bu tarz yan etkilerdense belki yediklerimi bir tık daha sağlıklılarıyla değiştirmem benim için daha kolay olacak. Aslında diyet bir kısıtlama değil, bence biraz daha özgürlük. Yani böyle düşünüyorum. İnsanın aslında kendi bedeni için doğruya yönelmesi gibi. Hep söylerim zaten. İnsanın kendi için yapabileceği en doğru şey sağlıklı olmak. Çünkü sağlıklı olduğunuz zaman gerçekten hayata bence motivasyonunuz artıyor. Evet yani şöyle sağlıklının yanı sıra dinç, tabii enerjik ki. Yani o besinlerle birlikte işte az önce de bahsettim yani bir hamburger yiyip tabii ki. Ağırlık çöküyor, insanın uykusu geliyor işte. Şişkin hissediyor zamanla onun çünkü yanında işte asitli içecekler tüketiyor ama onun dışında daha hafif şeyler yedikçe o midedeki şişkinlik olmuyor, o bir baskı yapmıyor. Tabii ki. İnsan bedeni daha rahat. Bu arada şunu da vurgulayayım, hiçbir zamanlı sağlıksız şeyler yemeyeceğiz. Şimdi bize en çok açıkçası baskı yapılan konudur bu diyetisyen olarak. İşte sen diyetisyensin nasıl böyle sağlıksız bir şey yersin gibi bir sizin mükemmel bahsediyorum. Evet. Bekliyorlar. Şimdi tamam en iyi belki bilen kişi biziz bu durumu. Yani ama sonuçta bir her gün nasıl vücut aynı şekilde uyanmıyorsa biz de her gün aynı şekilde uyanmıyoruz. Evet. Böyle olunca tabii ki ara sıra kaçamaklar yapılabilir. Tabii ki ayda yılda bir kere bu tarz alışkanlıklar tekrar edinilebilir. Ama kısa süreli ve tolere edilebilecek şekilde. Bir sonraki öğünde onu dengelemeyi bilecek bilgi düzeyindeyseniz eğer bu yapılmalı. Tam onu söyleyecektim aslında. Yani şimdi o açıdan bakınca hani yedikten sonra onun nasıl işte bir sonraki oyunda nasıl toler edeceğini bildikten sonra aslında yani bunda biraz özgürlük var gibi geldi ona. Ben zaten işte danışanlarımla sürekli konuştuğumuz konudur bu. Hiç hayır demiyorsunuz bize derler. Neden hayır diyeyim ki? Hani bu zaten bir kısıtlama değil. Bu sizin sağlıklı ve kendinizi mutlu hissetmeniz için yapılan bir şey. Bir insanı ne kadar kısıtlarsanız yemek konusunda bir gün ondan sıkılacaktır. Yani o diyet uygulama sürecinden bir gün uzaklaştığında hemen o saldırıp hissine kapılacaktır. Bu sefer o süreçte yiyemediği her şeyi bir oturuşta yediği için hem mental olarak kendini daha kötü hissedecek hem de vücuduna daha çok zarar verecek. Gerek yok. Yani
Eğer canı o an hamburger yemek istediyse belki porsiyonu küçülterek, belki farklı bir alternatif üreterek ona istediği şeyi verebiliriz yani. Ben listelerinde kesinlikle kısıtlamaya gitmem. Doğru da bulduğum bir yaklaşım değil açıkçası. Zaten yasak olan şey çekici geliyor. Bu bir gerçek. Kesinlikle. Yani kendimden de örnek vermek gerekirse yememem gerekiyorsa yani o şey diyelim işte çok sınırımı aştım. Yememem gerekiyor bir tatlı. Dayanamıyoruz mesela. Mutlaka işte yemek istiyoruz. Bir şekilde ulaşıyoruz falan. Çünkü yasak. Bu diyet listelerindeki detaylara da geleceğiz ama benim merak ettiğim bir şey var. Bir beslenme tabağından bahsettin. Birçok dedin farklı çeşidi tüketmeliyiz dedin. Peki bir de kalori miktarları var. Günlük yaşantımıza dikkat etmemiz gereken. Her bireyde bu kalori miktarı değişiyor ama sağlıklı bir birey için bir aralık var mı? Alması gereken kalori miktarı mı? Yani şimdi şöyle söyleyebilirim. Açıkçası kalori miktarıyla hesaplama, biz çünkü listelerimizi yaparken belli hesaplamalar yapıyoruz. İşte protein miktarlarını hesaplıyoruz, yağ miktarlarını hesaplıyoruz, karbonhidrat miktarlarını hesaplıyoruz. Evet. Otomatik olarak ortaya tabii ki bir kalori çıkıyor. Ama sadece kaloriye göre bir düzenleme ben yapmıyorum. Bana çok doğru da gelmiyor. Ama bizim mesleğimizin tabii şöyle bir püf noktası var. Doğrularımız inanılmaz farklı birbirimizden. Çünkü net bir doğru yok. Bir yola tek bir yerden gidemezsiniz çünkü. Yani böyle bir yani handikapı var. Şöyle farklı bakış açısıyla baktığımızda zaten herkes aynı şeyi yapıyor olsa tabii ki. Bu mesleğin ya da insanın yapısına ters. Çünkü her insan, her vücut, her psikoloji, işte her yani sonuçta kilo alma sadece yemek değil. Strese bağlı işte. Yeme bozukluğundan dolayı. Yani olabilir. Çevresel etkenler çok fazla. O yüzden aslında tek tip olsa hani çok daha farklı. Bir de her yediğin yoğurt yiyişi farklıdır. Tabii. Ya bir de kalori şöyle bir şey açıkçası. Mesela atıyorum şu anda tamamen aklıma gelen bir örnek. Bir dilim pasta diyelim ki 300 kalori. Sizin yediğiniz tabaktaki yemek de 300 kalori. Şimdi kaloriniz tutuyor. Evet, belki o gün almanız gereken kaloriye ulaştınız. Ama sağlıklı beslenmediniz. Yani burada kalori odaklı gitmek bana bu yüzden doğru gelmiyor. Burada öncelikle siz kendinizi doyuracaksınız. Kaloriyi bir kenara bırakacaksınız. Çünkü kalori saymak bu arada danışanlar için genellikle yeme bozukluğuna yol açabiliyor. Öyle mi? Tabii ki. Çünkü sadece kalorilerini hesaplamaya başlıyorlar. Bu sefer ekstradan hiçbir gıda alımı yapmıyorlar. O zaman çok bu süreçte yani diyet yapmasak dahi sağlıklı bireyler olarak işte sağlıklı beslenmeye özen gösteren kişiler olarak rakamlara çok takılmamak gerekiyor. Bu sefer tabii ki. Yolumuzu saptırıyoruz zaten, yani. Evet evet yani tabii ki öyle. Zaten belli bir kalori açığı oluşuyor açıkçası sağlıklı beslenme listesinde. Yani -500 gram diye biz adlandırırız. Belli bir kalori açığı zaten oluşuyor. Onun dışında çok fazla listenin dışına çıkmamak. En iyisini diyetisyenin bilir deyip yani İş kalori saymayı bırakmak gerekiyor, evet, değil mi? Bırakmak gerekiyor. Peki insanın kendini en iyi hissettiği işte beden, kilo işte doğrudur diyoruz. Tabii ki. İdealidir diyoruz. Evet. Ama bu da tabii ki bir yerde işte boya, kiloya, işte vücuttaki yağya endekse göre değişiyor. Tabii ki. Şimdi ideal kilomuzun kaç olduğunu nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacaksınız. Kilo boyu bölü boy boyun metre karesidir yani. Boy karedir. İyi, ama mesela vücuttaki yani burada demek istediğim aslında şöyle. Bölgelere yayılım olarak mesela ideal kilomdayım. Diyelim işte 55 kiloyum ama işte kollarım daha zayıf, bacaklarım geniş. Biraz hani vücut tipleriyle birlikte o dağılımdan bahsediyorum. Evet yani şimdi şöyle vücut tipleriniz tabii ki genetiğe bağlı olarak, çevresel etmenlere bağlı olarak, sizin yapınıza bağlı, metabolizmanıza bağlı olarak değişiyor. Bunu genelde biz tanitalar vasıtasıyla anlıyoruz. Orada işte çıkan yağ kas, işte kola ne kadar kas yağ dağıldı, işte bacağı ne kadar kas yağ dağıldı. Bu şekilde öğreniyoruz. Bunların hepsine biz bakıyorsunuz. Tabii ki tanitalar yardımıyla bakabiliyoruz. Bunun dışında dediğim gibi bir ideal kilo aralığı vardır. BKI dediğimiz, beden kitle indeksi dediğimiz. 18 ve 25 arasındır bu. Bu işlemi de şöyle yapıyoruz. Kilo bölü boyun karesi olarak hesaplanıyor. Çıkan sonuç 18 ve 25 arasındaysa normal ideal kilonuzdasınız demektir. 18'in altı zayıf,
18'in üstü de 25'in üstü de kilolu anlamına hemen gelir. Bir diyetisyene gitmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Peki diyetisyenler için genelde işte kafamızda hayalini kurduğumuz bedene sahip değilsek, keza yine hastalıklar durumunda var, şimdi onları ayırıyorum. Tabii ki. Ben dümdüz diyet olarak bakıyorum. Sağlıklı biri ve diyet yapıyorlar. Evet, şimdi yani zayıflamak istiyorum ya da kilo almak istiyorum. Hı hı. Şimdi en başında konuştuk, diyetle ilgili yanlış bir algı var dedik. Tabii bu ki. Sadece kadınlarda da değil, erkeklerde de kesinlikle var. Bunu ilk aşamada danışanlarınızla mesela nasıl aşıyorsunuz? Ben ilk diyete başlamak isteyen, diyet demek de bana çok doğru gelmiyor ama ilk diyete başlamak isteyen danışanıma sorarım. Neden başlamak istiyorsun? Bu süreçte seni ne etkiledi? İşte beden algın mı, kendi sağlıksız mı hissediyorsun, herhangi bir hastalık riskin mi var gibi biz bir sohbet ederiz öncelikle. Kişi eğer bana diyorsa ki ben aynaya baktığımda kendimi mutlu hissetmiyorum. Öncelikle bunların sebepleri. Ya belli bir açıkçası tanımı var bunun. Sosyal medya günümüzde çok bu konuda etkin rol oynuyor. Yani güzellik algısını tamamen bize yerleştiren aslında sosyal medya diyebilirim. Artık çoğu gördüğümüz beden de gerçek olmayan bedenlerin hayalini kuruyoruz aslında. Yani bu kesinlikle zayıflamak için de aynı şekilde. Çünkü büyük beden olarak daha böyle işte geniş, ince, geniş omuzlar, ince bel, böyle geniş basen bölgeleri. Hı hı. Sosyal medyada hangisi popüler olursa biz ona göre şekillenmeye başladık. Kesinlikle. Aslında burada vurgu yaptığınız şey gerçekten çok önemli. Özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşan bir problem. Evet, çok ciddi bir problem. Bence bu durum psikolojik etmenleri de çok yüksek. Yani çünkü bir yerden sonra dediğim gibi yeme bozukluğu oluşmaya başlıyor. Anoreksiya dediğimiz durumlar oluşmaya başlıyor. Ve son zamanlarda hatta Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre inanılmaz artmış durumda. Yani dünya çapında güzellik algısının getirmeyle beraber yeme bozuklukları çok arttı. Peki bunda bir yaş aralığında mesela dikkat çeken tespitler var mı? Bu işte örneğin lise çağlarında, ortaokul çağlarından itibaren başlaması ya da çok daha yüksek yaşlarda var mı? Genellikle ergenlik döneminde daha sık görülüyor. Çünkü kişiler kendilerini daha o zaman da keşfetmeye başlıyor. Güzel veya işte kendini kaygısı. Evet, bu kaygı o zaman gündeme geliyor açıkçası. Genelde ergenlik çağıyla 30 yaşlarına kadar bir periyot diye düşünüyorum. Hı hı. Sonrasında tabii ki yeme bozukluğu varsa devam ediyor veya işte psikiyatrlarla birlikte bir iletişimle bu sorun, hı hı, çözülüyor. Ama genel olarak devam ettiğini söyleyebilirim. Peki sosyal medyadan artık bir güzellik algısı oluştu. Hı hı. Bu gelen danışanların arasında gözlemlediğin tabii bir şey anladığım, hı hı, kadarıyla. Bunu yıkmak için aslında da yani sosyal medyada çok bir değişiklik olmuyor. Çünkü popüler kültür. Tabii ki. Onun etkisiyle popüler olan kilodan ya bu kıyafete kadar bile değişiyor. Hı hı. Ayakkabı modelinden, kıyafete, saç kesiminden, makyaja, hı hı, işte giyim tarzından, dinlenen müziğe kadar. Ama bu gerçekten tehdit vari bir şey. Çünkü, hı hı, dedin de sen az önce yeme bozukluklarına neden oluyor. Yani şimdi bunu bilinçli bir insan, örneğin buna saygı duyuyorum, bir fizik görüp ben çok beğendim, bir de vücudum böyle olsun diye bunun üzerine bir şeyler yapmak bence sağlıklıdır. Neden? Çünkü işte ideal kilonun dışında da olsa olmak istediğim bedene yönelik yapıyorsun. Tabii şimdi ki. Çok küçük yaşta bilinçsiz bir şekilde işte normalde çok zayıf olmasına rağmen işte daha da zayıflamaya çalışan çocuklarda ileriye dönüp de psikolojik sıkıntılara da neden olabilecek bir şey değil mi süreç? Kesinlikle öyle. Bence zaten hayatımızda iki şeyin bir bileşen olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani egzersiz ve beslenme. Bu ikisini kombin bir şekilde doğru devam ettirirsek, sürekli devam ettirirsek zaten aslında ideal bedenimize ulaşabiliriz. Bu şey demek değil. Herkes 45 kilo olacak veya herkes 50 kilo olacak. Herkes o şu anki gündem olan, işte sosyal medyada yaygın olan vücut tipine kavuşacak. Herkesin genetiği birbirinden farklı, yaşam biçimi farklı, kişiler, hormonlar, her şey çok farklı. Metabolizma çok farklı en başında. Bu yüzden herkes aynı olsaydı zaten dünya benim nezdimde çok güzel bir yer olmazdı. Bu yüzden kişinin kendini sevmesi gerekiyor, kişinin sağlıklı olduğunu bilmesi gerekiyor ve sağlıklı kalmak için uğraşması gerekiyor. Burada beden algısı çok önemli değil. Eğer ideal kilosuna ulaşmışsa bir danışanım, olması gereken kilodan daha azına zaten ben de müsaade etmiyorum. Böyle bir
Peki bu yeme bozukluğu olduğunda mesela nasıl bir yol izleniyor? Bunun tedavi süreci bildiğim kadarıyla anoreksiyaya kadar gider de çok ağır. Çok ağır bir süreç. Yani artık o diyetisyenle falan değil, bayağı yani hastaneye gidip tedavi olup çok uzun süre psikolojik olarak ayrıca tedavi görüyorlar. Çünkü psikolojik olarak yapılan bir şey. Zaten şöyle ediyor. Sizin de dediğiniz gibi en önemlisi burada işte alanında psikiyatrlar veya psikologlar hani birlikte çalışıyorlar diye düşünüyorum. Onlar kişinin psikolojik problemlerini çözmeden kişi bize geldiğinde çok ciddi bir sonuç alamıyor. Çünkü tamamen işte kafada bitmeyen bir şey bedene de ulaşmaz. Öncelikle diyet sürecinde de bunu söylerim. Kişi eğer sağlıklı olmak istiyorsa, eğer kilo vermek, kilo almak, hastalıklarından kurtulmak veya işte yaşam kalitesini arttırmak istiyorsa önce buna karar vermeli. Neden bunu yaptığını kendini hatırlatmalı ve kendi motive etmelidir. Anoreksiyada da böyle veya diğer yeme bozukluklarında da böyle. İlaç tedavisi uygulanıyorsa ilaçlarını kullanmalı. Orada eğer oturup psikiyatrla veya psikoloğuyla konuşması gereken, böyle çözülmesi gereken bir şeyler varsa da kesinlikle bu tedaviyi kabul etmeli. Tedavi kabulü çok önemli. Tedavi sürecinde kilo almadı da yine siz diyetisyenlerle çalışılıyor değil mi? Tabii ki kilo alma, kilo verme, hastalıklarda beslenme, yani gebelikte, sporcu, çocuk, yani hepsi bizim alanımız açıkçası. Şöyle oluyor, kilo alma süreci biraz daha kilo verme sürecinden daha umutsuz geliyor danışan bize. Çünkü genelde şöyle bir şey gözlemledim, masaya oturamıyorum, yemek yediğimde midem bulanıyor gibi. Böyle sıkıntılarla geliyor danışan. O durumda ben genelde egzersiz öneririm. Çünkü ne kadar çok egzersiz yaparsa o kadar çok acıkıyor kişi. Biraz daha zaten protein ağırlıklı bir beslenme veya işte karbonhidrata birazcık daha yükleniriz böyle durumlarda. Ne kadar doğru ne kadar yanlış olabildiğince sağlıklı. Olabildiğince sağlıklı seçeneklerle kişiye kilo alma diyetleri de veriyoruz. Benim aslında... Yani kilo alma deyince aklıma şöyle bir şey geldi. Güzellik algılarından bahsettik. Özellikle işte belli vücut tipleri, zayıflık, işte hastalıklar dedik. Bir de kilo almayla ilgili de aslında benim son dönemde gözlemlediğim ve senin gerçekten fikrini merak ettiğim bir şey var. Son dönemlerde sosyal medyada da bir kesimde çok kilolu olup işte bedenimle barışığım. Hashtagleriyle işte paylaşımlarıyla böyle çok kilolu işte modeller görüyoruz ya da işte fenomenler görüyoruz. Belli insanlara hitap ediyorlar. Şimdi bu bir noktada çok güzel bir şey. Tabii ki. İnsanın olduğu bedeni kabul etmesi, işte insanlar ne der, nasıl bakar deyip işte ne bileyim giyeceği bir elbiseyi, bir parçayı giymemeyi tercih etmemesi çok güzel bir şey. Kesinlikle. Ama biraz da riskli değil mi bu algıda aslında? Ne açıdan? Kilolu ve sağlıksız aslında o vücut. Ha tabii ki. Yani şöyle. Şimdi bunu da normalleştirdiğimizde aslında sağlığı riske atan bir şeye değinmiş oluyor muyuz sence? Sen ne düşünüyorsun? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi son zamanlarda gerçekten sağlığın, sağlıklı beslenmenin özellikle kendi alanımız için söyleyeyim. Sağlıklı beslenmenin dediğim gibi moda olduğu bir dönemdeyiz biz. İnsanlar artık daha bilinçliler. İnsanlar daha kendilerine dikkat ediyorlar. Aslında o kesim birazcık kıyıda kaldı. Yani o kesim biraz daha küçük olan kesim. Çünkü ne kadar kişi kendini severse tabii ki bu çok önemli. Yani kendini olduğu bedende mutlu hissetmesi, bir kere kilo verememesi veya işte denediyse tabii ki. Kilo verememesinin sebepleri, belki hani metabolizmal bir sorunu var, bir hastalığı var. Böyle şeyler de olabilir. Kişiler sadece mutlu olduğu için kilo vermiyor değiller zaten. Evet. Ama bence... Olabilir. Yani her insan dediğim gibi kendini o şekilde sağlıklı hissediyordur. Herhangi bir problemi yoktur sağlıksal olarak. Henüz kan değerlerinde bir yükseliş, alçalış yoktur. Kendini böyle mutlu hissettiği sürece açıkçası ben kimseyi bu konuda yargılamıyorum. Yani biz yine sonuç olarak mutluysa ve bir sağlığa etki etmiyorsa kilo içinde olumsuz bir yargıda bulunmuyorsun. Ya tabii ki. Yani kişi kendini dediğim gibi nasıl seviyorsa, kendini aynaya baktığında nasıl mutlu hissediyorsa benim için önemli olan aslında o. Aslında gerçekten yani işin özü olduğun bedende mutlu olmak. Kesinlikle. İçinde olduğun şeyin kıymetini bilmek. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz. Tabii ki. Evet değerli izleyenler, bizim sohbetimiz oldukça keyifli geçiyor. Diyetisyen Merve Cıkcık'la
sağlıklı beslenme nedir, diyetin püf noktaları, kilo alma ve verme süreçlerini konuşuyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından sizleri burada bekliyor olacağız. Lider Haber ekranlarının Gençlerle Genç Kalan programı Genç Kuşağı tüm hızıyla devam ediyoruz. Ekranların başına yeni gelen izleyicilerimiz için hemen hatırlatmak istiyorum. Bugün diyetisyen Merve Cıkcık bizlerle. Onunla sağlıklı beslenmeyi, herkesin çok merak ettiği diyeti, doğru diyet uygulamalarını, kilo alma ve verme süreçlerini konuşuyoruz. Evet Merve, güzellik algıları dedik. Son dönemde değişti dedik. Kilo almak isteyenler var, vermek isteyenler var. Ben biraz daha bizi izleyen izleyicilerimize keza kendim için de diyet konusunu detaylandırmak istiyorum. Tabii. Şöyle başlayalım istersen. Kilo almak mı zor, vermek mi? Kilo, sence? Kilo almak daha zor. Neden? Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi yani kişi kendini kısıtlamak değil, daha çok açmak zorunda olduğu için biraz daha zorlandığı bir süreç oluyor diye düşünüyorum. Tabii ki hani uygulayanlar çok daha net cevap verecektir bu durumla ilgili ama bence kilo alma süreci biraz daha zor. Evet, yani şöyle aslında biraz da çevremizde gördüğümüz örneklerde diyeti, diyet listesini ya da işte o süreci, kilo alma sürecini sürdüremeyenler, artık midem almıyor, yiyemiyorum. Yani şey gibi derler, midemiz küçülmüş. Evet. Hani belli bir tüketim modeline ve şekline alışkın vücut, belli miktarda besin tüketmeye alışkın. Kilo almada aslında bütün dengeler değişiyor galiba, değil mi? Tabii ki, yani kilo almada birazcık daha kalori odaklı gidiyorum ben. Biraz daha dediğim gibi egzersiz odaklı gidiyorum. Kişi yeni alışkanlıklar edindiği için biraz zorlanıyor bu noktada. Pes etme de çok oluyor değil mi? Çok fazla oluyor tabii ki. Yani kişiler çünkü motive olmalılar, sürekli kendilerini motive etmeliler. Ama kilo alma diyetlerinin böyle sorunları var. Kilo vermenin de şöyle bir takım problemleri var açıkçası. Şimdi yıllardır gelen belli bir beslenme alışkanlığı var. Kişi kilo verme aşamasında bu alışkanlıkları komple değiştirmeye çalışıyor. Aslında bence bu yanlış. Yani küçük küçük, yavaş yavaş değiştirmesi gereken alışkanlıkları bir anda değiştirip hemen o gün kilo vermek istediği için biraz o da aslında zor. Aslında biraz şey gibi, can havliyle bir an önce bitsin de bir dengeye sokayım da hani hemen yarın başlayayım mesela. Zaten 500 gram vereyim yarın. Genelde danışanların ilk söylediği seans, yani tanışma sürecinde daha doğrusu, İlk söylediği şeydir. Ne kadar sürede kilo veririm? Bir haftada sizce kaç kilo veririm? Bilmem kaç verebilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü şöyle söylüyor. Haftalık 500 gramla 1 kilogram arası kilo verme doğrudur. Yani bu idealdir, daha doğrusu doğrudur demeyeyim ama idealdir. Şimdi kesinlikle kilo verme sürecinde bir haftada böyle 5 kilo, 10 kilo, hani abartılı çünkü rakamlar duyuyoruz. Sağlıklı değil. Yani kişi bence bunu kabul ederek başlamalı. Sağlıklı değil. Yapabilir belki ama sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bunun için de aslında zaten siz listeler hazırlıyorsunuz. Tabii ki. Diyet listeleri kişiye özel. Evet. Bunları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Evet. Ya da ne kadar süreli bu listeler yapılıyor? Şimdi şöyle, genelde aylık yapılır listelerimiz. Yani aylık bir görüşme sağlanır. Fakat ben birazcık tez canlıyım bu konuda. Yani danışanlarım olabildiğince her hafta liste içeriğindeki besinlerini değiştirmeye çalışıyorum. Hatta bazı danışanlarım diyor ki Merve Hanım ne olur değiştirmeyelim çünkü çok seviyorum bu listeyi ama olmaz diyorum. Yani benim için bence benim doğrularıma göre diyeyim. O listedeki içerikleri değiştirdiğimiz zaman metabolizmaya bence farklı bir uyarı gönderiyoruz. Böyle düşünüyorum. O yüzden ya aslında çeşitlilik her zaman daha iyidir. Tabii ki, kesinlikle, ama listeyi şöyle yazıyoruz, ona da değineyim kısaca. Liste işte kişinin boyuna, kilosuna, vücudundaki yağ miktarına, kas miktarına, ne için diyet yaptığına göre değişkenlik gösteriyor. İşte bir sporcu beslenmesi farklı mesela, bir gebelikte beslenme farklı, kilo alma, kilo verme farklı, diyabet farklı. Hani hepsi birbirinden farklı ve insanlar da birbirinden farklı olduğu için kesinlikle kişiye özgü bir beslenme olmalı. Evet, aslında burada şu vurgu yapmayı çok önemsiyorum. Sosyal medya olsun, işte çeşitli yerlerde böyle diyet listeleri, programları yayınlanıyor.
Şimdi herkese her şey uygun değil, değil mi? Bunu tabii kesinlikle ki, tabii ki öyle. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela size çok basit bir örnek vereyim. Demir eksikliği düşük bir insan, çok basit çay ve kahve tüketimini mesela ona göre sınırlandırmalıyız. Yani kişiye özgürlükten kastettiğim çok basit alışkanlıklarımızda bile kişisel farklılıklarımız var. Ki çok da ciddi sıkıntı var. Mesela işte kahveli böyle ara öğünler var. Evet, işte sade kahve sabah aç karnına yağ yakıyor. Demir eksikliği olan bir kişi. Şimdi şöyle sabah aç karnına yağ yakıyor kısmına da değindik. Ben ona kesinlikle inanıyorum. Kesinlikle böyle bir şey yok. Doğru bilinen yanlışlara gelecektik. Yardımcı olabilir. Yani yağ yakmanıza yardımcı olabilir. Ama hiçbir besin tek başına yağ yakmaz. Bu doğru bilinen en büyük yanlış bizim için. Yani kesinlikle ben yağ yakıcı bir tek başına bir besinin olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka bir alternatif. Ama sade kahve gerçekten yani çok fazla duyuyoruz. Bu vurgu yapman da güzel oldu. Hani ya da mesela spor öncesi. Aynen, tam onu söyleyecektim. Spor öncesi 1 saat veya 40 dakika, bazen yarım saatlik öncesinde tüketiminde tabii ki yağ yakmaya yardımcı özelliği var kahvenin. Tamam, benim bahsettiğim yani sabahları, yani sabah spordan önce. Tabii ki, evet tabii ki, ben pardon. Normaldeki kahvedeki o algı bambaşka bir evet, şey. Yani çok tek farklı. Bir de yani destekleyici bir şey olmadığı sürece zaten o zaman herkes kahve içsin ya da herkes işte elma yesin, zayıflasına dönüyor. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Burada besinin dağılımı çok önemli, besinin miktarı çok önemli, günün hangi saatinde yediği veya içtiği önemli. Yani aslında beslenme listesi dediğimiz şey sosyal medyada bahsettiğiniz gibi herkesin uygulayabileceği genel bir bilgi değil. Yani insan bedeni çok çeşitli farklı gösteriyor. Burada o demir örneği mesela çok kıymetliydi. Burada buna da şeye de değinmek lazım. Herkes diyet yapabilir mi? Yani hani bizde şey var ya, işte evde diyete girdim. Artık evet, diyetteyim. Alıyorum ya da veriyorum. Genelde verme oluyor işte. Biz kadınlara geliyor. Erkeklerde biraz işte bölgesel kilo artışlarında oluyor. Bunda aslında yani evde herkes istediği zaman diyete girebilir mi? Yoksa mutlaka bir uzman eşliğinde mi sürdürülmeli bu süreç? Bizim önerimiz tabii ki uzman eşliğinde olması. Çünkü tamam, kişi kendini tanıyor. Tabii ki evde de diyete girebilir. Yani diyet dediğimizden ne kastettiğimiz önemli. Benim için diyet daha sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenmeyi zaten kişi çok çok iyi biliyor olsaydı sanıyorum ki böyle bir şeye ihtiyaç duymazdı zaten. Bu noktada da bir uzmandan destek almak, bir hekimden destek almak, yani hekim destekli çalışmak bence çok önemli. Çünkü biz kan tahlillerini inceliyoruz. Özellikle bu kısım çok önemli. Kişi o an farkında olmayabiliyor ama değerlerinde çeşitli yükselmeler, alçalmalar oluyor. Değil mi? Alma ve vermeyi etkileyen vitamin değerleri oluyor. İşte ya da hormonal değerler var. Tabii ki vitamin eksiklikleri, fazlalıkları, genelde eksikliklerine yoğunlaşabiliriz. Her şey çok etkiliyor çünkü. O yani, yüzden hani kişi, çok özür dilerim. Kişi o yüzden evde tek başına uyguladığında belki verimli bir sonuç olamaz. Çünkü vücudunda neyin asıl etken olduğunu bilmiyor olabilir. Buradaki en büyük tehlikelerden biri aslında, konuyu sen de getirdin. Diyet adı altında aç kalmak. Yani evde yapıp yaptığımızda yemek yemiyoruz. Orada diyetin atlıyoruz. Evet, diyetin orada nasıl uygulandığı çok önemli. Çok güzel bir yere değindiniz. Şimdi aç kalarak aslında diyet yapılmaz. Çünkü çok basit bir örnektir, çok net bir örnektir bu. Bir aracımız var, içine benzin doldurmazsak gitmez. Evet. Şimdi aç kalırsanız vücut belli işte işlevlerini yerine getiremez. Veya eksik getirir, dikkat dağınıklığı oluşur, işte falan falan. Halsizlik, yorgunluk, enerji düşüklüğü bence çok etkiliyor. Her şey, yani işte hayatına yaşam kalitesi düşük devam eder. Bu yüzden kesinlikle gerek yok. Yani her gruptan sağlıklı bir şekilde, doğru miktarda, doğru saatte, işte öğün atlamadan, sık su tüketerek bu şekilde diyet evde de yapabilir. Ama tüm bu faktörleri aç kalmadan, en önemlisi aç kalmadan ve bence diğer bir önemlisi de öğün atlamadan yerine getirmeli. Aslında öğün atlamada mesela, yani hepimiz böyle süreçlerden geçtik. Öğün atlıyoruz. Mesela kahvaltı yaptım, öğlen bir şey yemedim, akşam yiyeceğim. Öğün atlandığında, yeterli besin almadığında da bu sefer fast food,
İşte katkılı gıdalar ya da böyle tatlı istekleri gibi şeyler, öğün attığı yeterli besin amacı daha sık karşılaşılıyor değil mi? Tabii ki öyle. Şimdi siz sonuçta hayatınıza devam ediyorsunuz ki zaten beyin bile uyku sırasında çalışmaya devam eder. Yani vücut çalışmaya devam eder daha doğrusu. Şimdi öğün atladığınız zaman eğer normaliniz nasıl bir beslenme modeliyse, mesela 3 artı 3 bir beslenme modeliniz varsa, 3 ana 3 ara öğün şeklinde normal sürekli olan beslenme modeliniz varsa, dediğiniz gibi kan şekeriniz gün içinde düşer. Bu sebeple kan şekerinizi en hızlı yükseltecek basit şekerlere gidersiniz, yani karbonhidratlara gidersiniz daha çok. Böyle olmasını istemiyoruz. Bu yüzden öğün sıklığı önemli. Kişinin alışkanlıkları neyse ona göre sağlıklı beslenmeli. Çünkü iki öğün beslenen danışanlarım da var mesela. Her ne kadar ben çok sürekli bunu önermesem de, yani sürekli iki öğün beslenmeyi önermesem de alışkanlığı bu şekilde olan, hayat tarzı bu şekilde olan danışanlarımız da var. Onlar için de mesela daha doyurucu, o süreçlerde mesela daha acıkmayı geciktirici besinlerle biz bu durumu takviye ediyoruz açıkçası. Yediklerime dikkat ediyorum, ediyorum ama kilo veremiyorum diyenlere bence çok güzel bir cevap oldu. Çünkü bir şeyler eksik yapıyorsunuz. Muhtemelen öğün atlıyorlar. Büyük ihtimalle. Veya... En başında da örnek verdin mesela. Bir dilim pasta ve benim o anlattığım tabak dedin. Aynısı. Ama pasta yiyoruz. O dilim biraz daha o tabağın üzerine çıksa kilo vermeye çalışırken aslında kilo öğün atlayıp kilo alıyoruz. Kesinlikle. Çünkü o pastayla kan şekeri hızlı yükseldiği için, basit şeker içinde şeker olduğu için kan şekerimiz hızlı yükseliyor. Kan şekerimiz hızlı yükseldikten sonra aynı hızla geri düşüyor. Yani çok hızlı ve çok hızlı düşüyor. Böyle olunca biz hemen o süreçte o tatlıyı yediğimiz gibi tekrar bir şeyler aramaya, bir şeyler atıştırma isteği duyuyoruz. Aslında yemeği yeseydik belki tokluk süremiz artacaktı. Vücudun boşalma süresi daha dengeli olacaktı. Bu yüzden kesinlikle pasta tercihi kaloriye bağlı olarak seçilmemeli bu durumda. Mutlaka yani. Gerçi ara öğün önerileri mesela çok fazla oluyor. İşte kuru yemiş vesaire gibi. Hani onlara yönelmek diğerinden daha mantıklı ama işte insan kendini tutamıyor. O zaten sıkıntı o. Onu bir aşabilsek ya, evet, yapabileceğiz. Aslında öğünler arasında sizin de dediğiniz gibi yani dengeli ara öğünlerle desteklenebilir öğünler. Yani benim mesela olmazsa olmaz ara öğün dediğim şey kefirdir. Gerçekten bağırsak dostu bir besin çünkü özellikle. Kefirin yanında ne bileyim bir taze meyve olabilir, mevsim meyvesi olabilir, on badem olabilir. Hani böyle ara öğünlerle, kaliteli ara öğünlerle destekleyebiliriz. Ben notum alayım. On badem de değil mi? Ekranların başında bizi izleyenler de muhtemelen bir ara öğün önerisi aldık sizden. Burada ara öğünler, beslenme şekilleri her insana göre değişiyor. Çok önemli ama bir de metabolizma gibi bir faktör var. Evet. Şimdi metabolizmamız niye yavaşlıyor da nasıl hızlandırabiliriz? Yani tüketim modeliyle mi bunu sağlayabiliriz ya da yiyeceklerle mi sağlayabiliriz metabolizmayı hızlandırmayı? Aslında bunların tamamı metabolizmayı etkileyen faktörler. Metabolizmamız sadece bize göre bile şekillenmez. Genetiğimiz de çok önemlidir metabolizmada. Yaşam şekliniz, uyku saatiniz, su içme miktarınız, beslenme düzeniniz. Bunların hepsine biraz daha sağlıklı yaklaşırsak yani yediğimiz besinleri, mesela vücudu bazen şaşırtma dediğimiz bir olay vardır. Sürekli aynı şeyleri aynı saatlerde sürekli aynı şeyleri yiyen insanların genelde metabolizma hızları bir tık daha yavaştır diğer insanlara göre. Ama bunu etkileyen tabii ki kilo, yaş, cinsiyet, genetik, çevresel etkenler. Hani bunların hepsi, öğün sayısı, öğün atlaması, bunların hepsi bir bütün metabolizmanın hızında. Hızlandırmak için genellikle şu an galiba çok popüler olan bir metabolizma hızlandıran çay yapıyorlar. veya işte bunun farklı modelleri geliştiriliyor sanırım. Ben çok seviyorum böyle yeni tarifleri bu arada. Çok hoşuma gidiyor. ama şimdi metabolizmayı tek bir sebebe bağlamadığımız için tek bir besinle de çözmemiz bence çok doğru değil. Nasıl yapabiliriz? Hayatımıza egzersiz dahil edebiliriz. Egzersiz süremizi arttırabiliriz. Eğer tok karnına egzersiz yapıyorsak bir süre aç karnına egzersiz modeline geçebiliriz. Bunun dışında yediğimiz besinlerde
işte o sağlıklı tabak modelimizde yine farklı çeşitlendirmeler yapabiliriz. İşte diyelim ki sürekli aynı yeşil yapraklıları kullanıyorsak farklı birkaç sebze deneyebiliriz veya farklı karbonhidratlar deneyebiliriz. Burada biraz kendimizi şaşırtmamız metabolizmamız üzerinde de etkili olacaktır. Sürekli konuşulduğu için ya metabolizmam yavaş o yüzden işte kilo veremiyorum ya da çok alıyorum. Bunu hani kendimiz de tüketim modelinde ufak tefek değişiklikler yaparak hızlandırabilecek olmamız aslında çok büyük bir alternatif yani. Evet. Kendi kendimize de yapabiliriz. Peki diyette çok fazla yanlış bilinen şey var. Az önce kahve örneği verdik. Bunun dışında en çok gözlemlediğin şeyler neler diyet sürecinde? Çok özür diliyorum. Bir önceki soruyla ilgili bir de şunu eklemek istiyorum açıkçası. Tabii. Şimdi bu metabolizmam yavaş diyen kişilerde gerçekten metabolizmanın diğer insanlara göre yavaş olma durumu var. Çünkü en büyük etmen hormonaldir. Hormonlarımız biliyorsunuz vücudumuzu ayakta tutarlar. Bu yüzden onlarla ilgili bir problem oluştuğunda kesinlikle endokrin doktorlarıyla iletişime geçmek gerekiyor. Bir uzmana danışmak evet, gerekiyor kesinlikle yani. Kesinlikle bir hekimden destek alınmalı. Kendi çabalarımızla bir şekilde metabolizmamızda bir değişiklik, bir gelişim olmuyorsa bir uzmana tabii ki Danışmalıyız. Şeye gelmiştik, diyet sürecinde doğru bilinen yanlışlardan bahsetmiştik. Evet. Bir kahve örneği verdin ama bunun dışında gözlemlediğin, örnek verebileceğin şeyler var mı? Mesela şu asla yapılmamalı gibi. Yapılmamalı gibi değil ama doğru bildiğimiz şöyle bazı yanlışlar var. Mesela ekmeği kestim. Çok klasik bir yanlış. Evet. Şimdi kişi ekmeği kesiyor gerçekten. Hiç ekmek yemiyor. Zaten tükettiği ekmek de genel olarak beyaz ekmek oluyor. Ekmeği kesiyor, akşam pirinç pilavı yiyor. O gün veya bir sonraki gün sabah kahvaltıda bir simit yiyor. Şimdi bir simit dediğimiz 4 dilim ekmeğe eşittir. Zaten ekmek yiyoruz. Bir farkı yok yani. Burada şöyle yapabiliriz yani öneri vermek gerekirse. Basit karbonhidratlar, biraz daha kompleks karbonhidratlara gidebiliriz. Tam buğday, tam çavdar. Benim en çok önerdiğim tam buğdaydır. Bunun dışındakiler o yüzden çok dahil etmek istemiyorum. Tam buğday çünkü dediğim gibi sindirimi biraz daha şey olduğu için vücuttan atılım süreci yani daha çok tokluk verir, doygunluk hissi oluşturur. Tam buğday o yüzden benim için çok kıymetli yani diyetlerimin baş tacı gerçekten. Bunun dışında işte ekmeği kesmek tamam ama yani sonrasındaki alışkanlıklarımızı da düzeltmemiz gerekiyor. Zaten vücudumuzun bir karbonhidrata ihtiyacı var. Biz kaliteli ve doğru karbonhidrat seçimi yapmalıyız. Mesela bulgur pilavı yiyebiliriz 4 kaşık kadar. Tamam ama yanında evet ekmek yememeliyiz. Yani birlikte bizim, de olmasın. Evet yani. Bizim burada değişim dediğimiz birbirine denk gelen miktarlar ve besinler vardır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece sorun ekmekte değil. Yani ekmeği artık suçlamamalıyız. Artık ekmekle derdinizi bitirin değil mi? Sorun sadece ekmek değil. Başka şöyle bir şey olabilir belki. Yağlardan çok korkuyoruz biz. Evet. İşte vücudumuza aldığımız her yağ aslında zararlı yağ değil. Mesela çok basit bir örnek zeytinyağı. Akdeniz beslenme modelinin inanılmaz kıymetli bir üyesidir evet. Zeytinyağı. Şimdi zeytinyağını tabii ki abartmadıkça yani her şeyin çünkü fazlası zarar ama salatalarda bir tatlı kaşığı kadar kullanılmasının vücuda esansiyel yağ olduğu için yani vücudumuzda üretilmeyip dışarıdan alınması gereken yağlardan olduğu için mesela zeytinyağı bu yüzden çok kıymetli. Yani zeytinyağından korkmayın. Yani bazı yağlar çok değerlidir. Bunlardan korkmayın. Sadece kızartma yağları. Evet. Tamam. Fast foodlarda kullanılan işlenmiş yağlar evet. dediğimiz kısım. Bizim için zararlı kısım. Biz yağ deyince komple hayatımızdan çıkarıyoruz. Tabii ki. Yani yoksa mesela kahvelerimize sabah koyduğumuz mesela bir çay kaşığı olabilir. Kişiye göre tamamen ben şu an öylesine bir örnek veriyorum. Hindistan cevizi yağı dediğimiz bir yağ modelimiz var biliyorsunuz. Mesela yağ yakımını ekstra destekleyen bir yağdır. Şimdi önemli bir bilgi. Çok önemli burada dikkat çekelim. O yüzden kahveye katıyorduk değil mi? Sabah aç karnına spordan önce içtik. Sabah aç karnına o kişiye bağlı. Yani tamamen hani şey aslında halk arasında oturmuş bazı bilgiler var. Onları değiştirmek de işte biraz aslında zor. Evet. Biraz ama imkansız değil. Yani değil, bilinçlendikçe. Şimdi bütün bunları uygulamamıza neden olan aslında yani suçladığımız da bir şey var. Bilmiyorum ne kadar suçlu senden hocam. Duygusal açlık.
Evet, duygusal açlık gerçekten çok suçlu. Bu konuda çok haklısınız. Şimdi duygusal açlık nedir? Duygusal açlık şöyle bir şey. Vücut aç değil. Belki de tok, hatta yeni yemekten kalkmış bir vücut. Fakat bir şeyler arıyor. Çünkü aslında orada içte çözülemeyen bir problem var. Endişe olabilir, korku olabilir, çok büyük bir mutsuzluk olabilir. Bunun dışında aslında bazı durumlarda çok mutluluktan da kaynaklanabilir. Kişi o sırada kendini tamamen yemeğe veriyor. Orada işte kendini mutlu etmek için bu evet. şekilde yemeğe yöneliyor. Duygusal açlık budur. Genelde şöyle ben tanımlayın derim duygusal açlığı. Sadece bir besini hayal ediyorsanız. Yani mesela insan gerçekten aç olduğunda der ki yani ne olduğu önemli değil. Bir lokma bir şey yemeliyim. Evet. Duygusal açlık da böyle olmaz. Canınız direkt net olarak mesela pizza çeker. Duygusal açlığı böyle ayırt edebiliriz. Peki önüne nasıl geçebiliriz? Önüne... Hayatımızdaki sorunlara odaklanarak. Evet, yani birazcık daha burada kişinin kendi problemlerini çözmesi ya da işte anlık bir durum olabilir. Sürekli değilse eğer, yani sürekli böyle bir atak geçirmiyorsa ya da duygusal açlık yaşamıyorsa. Çünkü bunun da dediğim gibi sonucu yeme bozukluğuna kadar gidebiliyor. Hı. Genelde bu duygusal açlığı çok yoğun çalışan insanlar yaşarlar bu arada. Çünkü sürekli yemek yeme halindedir ki şu an ben müsaitim, şu an ben rahatım ve şu an herhangi bir işim yok mesajını beyne göndermek için. Sürekli yemek yerler, sürekli bir duygusal açlık halindedirler. Bu yüzden sürekli acıktıklarını düşünürler. Genelde çok yoğun insanlar yaşayabilir. Bu İş arada. Hayatının temposunda aslında kendi kendimize o mesajı vermeye çalışıyoruz. Ama duygusal açlıktaki vurgu, yani tek bir işte pizza, hamburger vurgusu aslında çok ayırt edici. Hı hı. Yani kişi sürekli aynı şeyi düşünüyorsa. Hayal etme varsa, bir besini oturduğunuz yerde ya şu anda çok güzel işte önceden yediğim bir çikolatalı pasta olsaydı da onu yeseydim. Kısmı tamamen duygusal açlık. Ama eğer siz o an çok açsanız ve önünüzde bir pasta varsa bu belki gerçekten açlık olabilir. Yani burada ayırt edici şey hayal etme dürtüsü. Bir de tatlı krizleri yaşıyoruz. Evet. Tatlı bizim galiba, yani bilmiyorum sadece bizde mi var? Biz vazgeçemiyoruz tatlıdan. Yani şöyle söyleyebilirim. Tatlı krizlerinin önüne geçmek için daha çok öğünlerin sıklığı, miktarı ve içeriği önemli. Tatlı krizlerinin bence en iyi önüne geçme metodu da ara öğünler. O yani sık beslenme gibi mi? Tabii ki sık boşluk beslenme. Boşluk bırakmıyoruz ki hani canımız neyse ne zaman tatlı yeseme gitmesin. Tabii ki öyle, yani öncelik olarak zaten vücudu aç bıraktığınız zaman o biraz ne yapacağını şaşırır. Vücudu aç bırakmayacağız ki o yeme ataklarını yaşamayalım. O tatlıya yönelmeyelim. Evet, yani o tatlı, çünkü kişi kan şekeri düştüğünde sadece bir hızlı bir tatlı arayışına girer. Bunu istemediğimiz için genelde ara öğünlerle destekleriz zaten. Kişiyi çok aç bırakmaya çalışmayız. Ara öğünlerde biraz daha böyle işte hurma veririz. iki kare bitter çikolata veririz ki kişi hani birazcık da kendini bu şekilde motive edebilsin diye. Burada aslında benim değinmek istediğim bir şey daha var. Konuşmanın, sohbetimizin başında da söyledin. Kısıtlama olarak görüyoruz. İşte yememeliyim. Canım hamburger mi çekiyor? Yememeliyim. Burada tatlıdan bahsedeceğim. İşte pasta çekiyor. Yememeliyim. Aslında biz kriz olarak bakıyor olabilir miyiz? Mesela diyetteyim. Asla tatlı yememem gerekiyor diye düşündüğümüz için işte canınız tatlı istediğinde tatlı krizim var. Krize girdim. Tatlı yemem lazım gibi bakıyoruz. Normalde mesela bir çatal almanın bize bir zararı yok değil mi? Hiçbir şey değiştirmiyor diyetsinizde. Aslında şöyle, yine tabii ki kaçamak kısmına giriyor. Burada dediğim gibi miktarı çok önemli. Ama eğer bu kaçamakları sürekli yapmıyorsak, yani bu tatlı krizlerini biz her an yaşamıyorsak, her gün yaşamıyorsak burada tabii ki çok büyük bir problem yok. Özellikle kadınların regl dönemlerinde hani tatlı krizleri evet. Büyük rol oynuyor. Böyle dönemler hariç her gün yemediğimiz sonuçta durumda. Tabii ki öyle bir çatal veya işte can o gün tatlı işlemiş tabii ki yiyebilir. Yani biz onu listede dengelemeye zaten uğraşıyoruz, yani bizim buradaki amacımız bu zaten. Onun dışında da kendimizin yaptığı diyetlerde, yani
kendimizi bu kadar baskılamamak gerekiyor. Tabii ki. Çünkü dediğim gibi diyet en başında da söyledim. Diyet uzaklaşmaya kadar. Şimdi hayatınız boyunca sağlıklı beslenecekseniz eğer. Çünkü sonuçta her zaman yanınızda bir beslenme uzmanı olmayacak. Evet. Şimdi bizim burada amacımız zaten size sağlıklı beslenmeyi öğretmek. Siz bir tatlı kaçamağı yaptığınızda veya yapmadan önce bunun nasıl önüne geçebileceğinizi bilmelisiniz. Sonrasında bunu nasıl tolere edebileceğini bilmelisiniz. Yani bunlar çok önemli açıkçası. Siz mesela evde diyelim ki canınız çok tatlı istiyor. Bir dilim kek yediniz. Sonrasında ne yapmanız gerektiğini aslında biz biraz da öğretiyoruz. Veya yememek için öncesinde sizi o fikirden uzaklaştırma kısmında biz varız aslında. Neden yememeliyiz diye başlayıp uzun konuşmaların ardından ikna olmuş bir danışan ve bir mutluluk. Kesinlikle. Şimdi kilo alma dedik, kilo verme dedik. Kilo almanın zor olduğunu vurguladık. Yani daha çok zorlanıldığını bulduk. Verme de zaten birçok bizim yaşadığımız sıkıntılar var. Şimdi bir de bir gerçek var ki ödem. Evet. Kendimizi çok şişkin hissediyoruz zaman zaman. Yani ödemi attığımızda zayıflamış gibi hissediyoruz. Hafiflemiş hissediyoruz. İşte kıyafetlerin içine sığamıyoruz. Sadece kadınlar için söylemiyorum. Erkekler için tabii de ki öyle. Keza geçerli. İşte üzerimize oturuyor. İşte parmaklarımız şişiyor. Ellerimiz şişiyor. Şimdi öncelikle ödem neden kaynaklanıyor? Bir böyle başlamak istiyorum. Şimdi ödem nedir? Önce onu söyleyeyim. Dokulardaki sıvı, dokular arasındaki sıvı birikimidir ödem dediğimiz şey. Şimdi ödemin birçok farklı kaynağı var. Ödemi çözmek için de aslında o kaynağı biliyor olmak gerekiyor. Çünkü tamam ben birkaç öneri vereceğim ama burada asıl önemli olan dediğim gibi kaynağı. Mesela siz gün içinde basit karbonhidrat tüketiminiz çoksa, diyelim ki vücuda şeker alıyorsak, 3 kat daha fazla hatta 4 kat daha fazla su tutulumu oluyor vücutta. Hı hı. Mesela burada bir ödem oluşumu var. Fazla çay kahve tüketimi. Çünkü biz günlük yaşayışımızda sürekli işte gün erken başladığımız için çaylar, kahveler sürekli böyle devam ediyoruz. Bu da aynı şekilde ödem oluşumuna sebep oluyor. Tuz tüketimi. Şimdi Türkiye'nin tuz tüketimi 20 gram. Ama doğrusu ve tüketilmesi gereken 5 gram. Bizimki bayağı fazla. Yani bir çay kaşığıdır 5 gram evet. dediğimizde. Maksimum tüm gün içinde aldığımız tuz tüketiminin 5 gram olması gerekirken 20 gram. Yani bu yüzden tuz tüketimi de çok çok önemli. Peki nasıl atacağız ödemi? Ha evet, herkesin en çok merak ettiği kısım. Kilit nokta burası. Nasıl atacağız? Nasıl atacağız? Çaylar çok popüler mesela. Hangi çayları içeceğiz? Ödem için benim vazgeçilmez çayım yeşil çaydır. Buraya dikkat. Evet, yeşil çay çok çok önemli. Ama hipertansiyon hastalarında beyaz çaydır. Hatta beyaz çayın aslında antioksidan kapasitesi çok daha yüksek. Yani çünkü o bitkinin üst tarafından makine yardımı olmadan toplanır beyaz çay. Daha az işlem görmüştür yeşil çaya kıyasen. İkisi de antioksidan, ikisi de ödem atmaya yardımcı. Sadece ben diyetlerinde hipertansiyon veya başka hastalıkları olan hastalarımda beyaz çay öneririm. Peki bu çayları yani sürekli tüketmemiz gerekir mi? Yani ya da tüketirsek zarara neden olur mu? Yani kendimizde böyle bir rahatsızlık hissettiğimizde mi sıklaştırmalıyız tüketimi? Şöyle söyleyebilirim. Her bitki çayı için, yani hemen hemen her bitki çayı için günlük tüketim 2 kupa ile 3 kupa arasındadır. Burada işte hastalıkları, o günkü durumu her şey çok önemli bu arada. Çünkü şimdi mesela bir gebeye ben kırmızı meyve çaylarını veremiyorum. Şimdi burada herkes her bitki çayını o yüzden hani sağlıklıdır, evet. nasıl olsa bitki diyerek tüketmemeli zaten. En önemlisi o. Yani her dozunda kullanmalıyız. Tabii ki dozunda kullanmak lazım. Yeşil çayda da aynı şekilde, beyaz çayda da aynı şekilde, ıhlamurda da mesela aynı şekilde. Çünkü bu üçü benim için çok özel üç çay. Notlarımızı aldık bunları. Çünkü ıhlamur da mesela gece yatmadan önce mutlaka hani ödem atmanı ayrıca ıhlamur da gerçekten destek oluyor. Tekrar döneceğim bu arada ödeme. şimdi şöyle ıhlamur da tüketirsek mesela gece midemiz daha rahat uyuruz. Bitki çayları dozunda ve kesinlikle yerinde kullanılmalı. Yani mesela sadece ara öğün demiyorum ama sabah kahvaltı ve ara öğün daha ağırlıklı kullanılır. Evet, ödem çaylarında daha ağırlıklı kullanabiliriz. Peki şimdi diyeti konuştuk, sağlıklı beslenmeyi konuştuk da mevsimlerde geçiş sürecinde beslenme alışkanlıklarımız değişiyor. Evet. Şimdi ben biraz da bu dönemi yakalamak istiyorum. Artık kış aylarına yaklaşıyoruz. Sonbahar. İşte artık beslenme yazdan ziyade kışa doğru nasıl değişiyor? Diyetisyenler neler öneriyor?
Şöyle söyleyebilirim. Şimdi yazdan kışa geçerken su miktarı azalır genel olarak. İnsanlar mesela günlük 10 bardak deriz biz. Ortalama olarak 10 bardak su tüketimi yapılması gerekirken bir anda terleme azaldığı için düşüyor. Ama aslında kışın yağlanma bir tık daha fazla olur. O yüzden su tüketimini kesinlikle elden bırakmamalıyız. Yani ben mesela tapırları öneririm. Kişi kesinlikle tapırlarla dolaşmalı derim. Su tüketimi çok önemli. Onun yanında sebze yemeklerini tüketmemiz çok önemli. C vitamini almamız çok önemli. Nedir işte C vitamini? Turunçgiller olabilir, kivi olabilir, kırmızı biber olabilir. Hani C vitamini kaynakları çok çok yüksek. Bunun dışında bağışıklığını güçlendirebilir kişi. Takviyelerini alabilir. Özellikle tabii kış aylarında. Tabii ki. Bedenin direnci düşüyor. Bunun yanında işte kefir tüketimi, yine dediğim gibi yoğurt, kefir. Bunlar kefir çok önemli. Kefir çok önemli. Bağırsak sağlığımız çok önemli çünkü. Yani ikinci beyin deriz bağırsak için biliyorsunuz. Evet. O yüzden hani bağırsak sağlığını devam ettirmemiz çok önemli. D vitamini çok önemli bağışıklık güçlendirmek için. Fazlasına dikkat, zehirleme yapar. Toksiktir fazlası. İdame damla yoluyla 5 damla bizim için yeterli olacaktır kışında. Kışın beslenme için neler yapmalıyız? Yani Merve, diyetisyen olarak diyet anlamında, beslenme anlamında galiba bütün cevapları aldık. Yani çok çeşitli konulara değindik. Benim çok son olarak değinmek istediğim ve gerçekten gururla soracağım bir soru var. Sen bu bilgilerinle, bize aktardığın bilgiler, şimdi bir klinik sürecindesin ve Türkiye'de çok görülmeyen, olmayan bir sistemi getireceksin. Son olarak bir de bize bu genç bir diyetisyen olarak bu projenden bahsedebilir misin? Tabii ki bahsederim. Şimdi ben 4 seneden uzun zamandır İstanbul'da olduğum için genelde Antalya'yı çok araştırma fırsatım olmamıştı. Buraya döndüğüm zaman Antalya'yı araştırdım. Yurt dışında uzun zamandır takip ettiğim farklı teknolojiler, farklı metotlar, tedaviyi destekleyici. Dediğim gibi benim için en önemlisi sağlık. Bu yüzden sadece işte zayıflama odaklı bir klinik değil hedefimdeki klinik. Daha çok tıbbi tedavi amaçlı bir klinik düşünüyorum. Bunun için çalışmalar yapıyoruz şu anda. Genelde yurt dışında şu anda çok verim alınan bazı uygulamaları Antalya'ya getireceğim. Sanıyorum hiç yok. Çok güzel. Yani şöyle, her meslekten bahsediyoruz. En başa dönüyoruz artık aslında. Benim için çok önem verdiğim bir şey burada. Çünkü vermeye çalıştığım mesaj bunu barındırıyor. İşte her meslekte yenilikçi bakış açısı, mesleğin dokunduğu, işte kesimin, insanlığın, hiç fark etmez ne olduğu, gelişimine neden oluyor. Genç bir diyetisyen olarak kendi alanında, yurt dışında uygulanan, gerçekten verim alınan projeleri böyle bir klinik çalışmasıyla getirecek olman bence çok gurur verici. Umarım sen örnek teşkil edersin. Çok teşekkür ederim. Gerçekten aklımdaki bütün soruları sordum. Almam gereken bütün cevapları aldım. Çok güzel bir sohbetti. Katkıların için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Umarım sizin sen de keyif almışsındır. Evet, evet, çok çok keyif aldım. Sizin de sohbetiniz çok keyifliydi. Evet değerli izleyenler, bu hafta Genç Kuşak programının sonuna geldik. Bu bölümümüzde diyetisyen Merve Cıkcık bizlerleydi. Onunla diyet sürecini, doğru bilinen yanlışları, sağlıklı beslenmeden metabolizmamızın nasıl hızlandıracağına kadar bütün detayları konuştuk. Kışın nasıl beslenmeliyiz? Bununla ilgili çok kıymetli öneriler aldık. Haftaya farklı konu ve konuklarla yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.